Ben Çobanpınarı Mahalle Muhtarı Ramazan Bozkurt. Gerçekten şu ana kadar Çobanpınarı'na hiçbir hizmet yapılmamış iken Sayın Belediye Başkanımız Kazım Bey'in baharda köyleri gezisinde dedi ki ne, ben asfaltsız parkesiz yol bırakmayacağım dedi. Gerçekten sözünde durdu. Asfalt olacak yerlerini hazırladık. Baharda inşallah asfaltımızı dökeceğiz. 8 tane sokağımızın da dar kamyonların giremeyeceği yerleri, böyle uti yerlere dönemeyecekleri yerleri de parke çalışması yaptık. Gerçekten Sayın Belediye Başkanım Kazım Bey'e ve ekibine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah baharda kalan yerlerimizi de asfaltını yapıp köyümüzü güzel bir huzurlu bir şekilde, yani ne diyeyim, ben Allah razı olsun herkesten emeği geçerlerden. Ama şu arkadaşım şurada arabası şuradan yukarı çıkmazdı. Giden sene buranın genişletme çalışmasını yaptık. Alt yapısı çalışmalarını yaptık. Düzümüzü attık, az önce getirdik. Yani köprü genişletmesini de yapacağız. Vallahi şu an için parke işimiz bitti. Asfata onu da yerini hazırladık zaten. Loğlandı, her şey hazır. Havalar soğudu, asfalt dökemedik. Bundan sonra baharda, dün de başkanımla beraberdik, çayını içtik. Hem teşekküre varmıştım, teşekkür ettim. Dedim başkanım vallahi biraz da şeyi geçti kotamız ama kusura bakma. Yani yarım olmasın dedik, güzel olsun. Ömürlük olsun. Her zaman her köye girilmez. Allah razı olsun Kozan Belediyesi'nden. Kuyuluk'tan sonra Çobanpınarı'ndayız. Çobanpınarı'nda da döşeme mevkii ama köyün tamamında herhalde bir 7-8 sokak. Aynen. Öyle aşağı yukarı rampa olan yerler parke döşenmiş Kozan Belediyesi tarafından. Çobanpınarı'nda da asfalt yapılabilecek yollar var. Orada bir çalışma yapmıştık ama soğuyunca asfalt dökememiştik. Alt yapısı yapıldı. Alt yapısı yapıldı. Onun dışında yolla ilgili sorunumuz inşallah asfaltla yaparsak bitecek. Bir köyümüzde daha yol sorunu bitiyor. Tabii bu bizi memnun ediyor. Vallahi yani gerçekten başkanım. Yani şu hizmet ya görülmemiş bir şey. Yani şuralardan yani araba gelmez. Arkadaş yolda indiriyordu eşyasını, oradan hayvancılık yapıyor. Yeme eşeğe affedersin yani eşeğe gidip buraya eve getiriyor. Yani arabası orada kalıyor. Yani biz de o şartları görünce yani gerçekten adamlar şimdi daha da gün görmemiş. Yani neçe belediye başkanları geldi. Hiç yani uğramamış. Halini hatırını sormamış. Ama gerçekten Kazım Başkanım, Allah bin kere sizlerden de, ekibinden de, çalışan işçiler, arkadaşlarından da, herkesten Allah razı olsun. Ben kendi köyümü gerçekten, bucağa vardığım zaman, kahveye vardığım zaman, helal olsun muhtarım, demek ki istersen yapılıyormuş diyorlar yani. Bundan önce de, benden önce kadar 15 yıl yaptı. Ya vatandaş biliyor. Arkadaşlar, diğer yapmadığımız köylere de sırayla parke taşı döşemeye başladık. Kıymetli kardeşlerim, değerli Kozanlılar, bir söz vardır. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz diye. Bizler borç harç içerisinde belediyeyi devraldığımızda bizden yığınla hizmet bekleyen bir topluluk vardı karşımızda. Ama elhamdülillah kaynakları doğru kullanıp, imkanları doğru kullanıp israf etmeden kaynaklarımızı bu toplumun hizmetine ulaştırmayı başardık elhamdülillah. Bu da gerçekten hizmetin adaletli ve etkin ve yaygın bir şekilde dağıtıldığını gösteriyor. Yine hizmetlerimiz devam edecek ve bu hizmetleri yaparken de en önemli şeylerden birisi şudur. Biz hiç borç almadık, hiç borçlanmadık. Bir taraftan geçmiş idareden kalan borçları ödedik, bir taraftan hizmet yaptık. Bu da ülkemizde aslında ehliyetli ellerin, ehil ellerin eline geçtiği zaman imkanların ve yetkinin aslında çok kaynağa ihtiyaç olmadan mevcut imkanlarla, öz kaynaklarla büyük hizmetler yapılacağını, destanlar yazılacağını göster.